Merhaba arkadaşlar. Beşinci ve son görevimiz, webinarımız için Animatron. Animatron interaktif bir animasyon yapma aracı. Oldukça basit ve kullanışlı. www.animatron.com adresine gittiğinizde bu giriş sayfasıyla karşılaşıyor olacaksınız. Giriş sayfasında Animatron'u tanıyabilmeniz için oldukça bilgiler var. Bu bilgileri göz atmanızda fayda var. Ve eğer kayıt olmadıysanız önceden Animatron'a kayıt olmanız gerekiyor. Bunun için Sign Up butonuna tıklıyoruz. Ve Sign Up butonuna tıkladığımızda e-mailimizi yazıyoruz. Ve Create Account butonuna tıklıyoruz. Bunun yanı sıra Animatron'a Facebook, Google, Twitter gibi hesaplarınızı kullanarak kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra Login'e tıklıyorum. E-mailinizi ve şifremizi yazıyoruz. Ya da direkt olarak Google hesabımızda Animatron'a girebiliriz. Ve Animatron'a giriş yapınca karşılaştığımız ilk sayfa bu bölüm oluyor. Üst kısımda hakkında fiyatlandırma, keşfedin, yardım, forum, kullanım, eğitim ve blog kısmını göreceksiniz. Ve diğer köşede ise adınıza tıkladığınızda ayarlar ve programı yükseltme ve çıkış yapabilirsiniz. Bir animasyon oluşturmak için ilk önce Create Animation'a tıklıyoruz. Ve sayfamız oluşuyor. İlk önce bu alana geldiğimizde ilk önce sayfamıza bir arka plan eklememiz gerekiyor. Ve arka planı yeşil olan butona tıklayarak arka planları görüyoruz. Buradan bir arka plan seçiyorum. İkinci olarak karakter veya farklı obje veya nesneler koymak için Animated Sets'e tıklıyorum. Ve bu alanda karakterler, ofis, infographics, şehir, bir sürü kullanımımıza göre bir sürü şablon bulabilirsiniz. Karakterleri tıklıyorum. Ve bu alanda bir sürü karakter seçenekleri var. Bu bölüme tıklayıp kendi karakterinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Ve bu alanda ise bireysel karakterler seçebilirsiniz. Evet, bunu seçeyim. Tutuyoruz ve bırakıyoruz. Karakterimizi tıkladığımızda karakterimizi büyütüp küçültebiliriz. Yönlendirebiliriz. Ve eğer hazır isek karakterimizi konumlandırıyoruz. Ve başka bir karakter daha seçmek istiyorum. Bir de bayan karakter. Karakteri büyütüyorum. Ve konumlandırıyorum. Böylece karakterlerimizi seçmiş oldum. Ve eğer isterseniz kendi karakterinizi de oluşturabilirsiniz. Bunun için bu karakteri siliyorum. Ve market geriye gidiyorum. Karakterleri tıklıyorum. Önce bir yüz seçmem gerekiyor.
olabilir. Ve daha sonra sayfanın aşağısına doğru indiğimde bir boyun ve saç ekliyorum. Daha sonra isterseniz gözlük ekleyebilirsiniz. Ve bir kıyafet. Biraz küçülteceğiz. Ve daha sonra ayakkabılar. Ve böylece karakterimiz oluşmuş oluyor. Geri gidiyorum. Ve isterseniz şekiller, sesler, aynı zamanda müzik ekleyebilirsiniz. Bir müzik seçelim. Olabilir. Müziğimizi de ekledikten sonra geriye gidiyoruz. Birkaç nesne ekleyebiliriz belki. Konuşma balonları veya çeşitli objeler eklenebilir. Ama konuşma balonu eklemek yerine karakterimizi konuşturabiliriz. Ön izleme yapabilirsiniz. Eklemek için üst bölümde gördüğümüz mikrofona tıklıyoruz. Ve konuşmak için kırmızı olan daireye basmamız gerekiyor. Önce bir metin düşünmeniz gerekiyor, kayıt yapmadan önce. Ve kırmızı butona basıyoruz. Merhaba arkadaşlar, ilimizce düzenlenen e-tuning çalışmalarına hepiniz davetlisiniz. Bekliyoruz. Ve yaptığınız kaydı dinleyebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ilimizce düzenlenen e-tuning çalışmalarına hepiniz davetlisiniz. Bekliyoruz. Ve eğer hoşunuza gitmediyse tekrar kayıt yapabilirsiniz. Bunun için kırmızı butona tekrar basmanız gerekiyor. Merhaba arkadaşlar, ilimizce düzenlenen e-tuning çalışmalarına hepiniz davetlisiniz. Bekliyoruz. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ilimizce düzenlenen e-tuning çalışmalarına hepiniz davetlisiniz. Bekliyoruz. Teşekkürler. Ve eğer sesin iyi olduğunu düşünüyorsanız, Add butonuna basıyoruz. Biz animasyonumuza yükleniyor. Sesimiz yüklendikten sonra kontrol etmemizde fayda var. Merhaba arkadaşlar, ilimizce düzenlenen e-tuning çalışmalarına hepiniz davetlisiniz. Ve videomuzun hazır olduğuna inanıyor isek eğer, üst kısmına gidiyoruz. Burada videoyu bilgisayarınıza indirebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Download'a tıkladığımda hem resim olarak indirebilirsiniz hem de video olarak indirebilirsiniz. Ben video olarak indiriyorum. Standart çözünürlükte.
ve video birazdan bilgisayarıma inecek. Düzenleme bittikten sonra download'a tıklıyorum. Ve video şu anda bilgisayarıma indi. Açıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Yeni şirketimizin ilk günün sözlerine paylaşmak için ise share butonuna basıyoruz ve embed yapabiliriz, link alabiliriz, gif olarak paylaşabiliriz ve video olarak paylaşabiliriz. Embed yapabilmek için embed şu anda hazır. Continue, devam edin. Devam edin'e tıkladığımızda embed kodu bu alanda oluşacak. Ve oluşan kodu kopyalayıp istediğimiz herhangi bir yerde yapıştırabiliriz. Ve böylece animasyonumuz hazır hale gelmiş oldu. Merhaba arkadaşlar. Yeni umarım açıklayıcı olmuştur. Teşekkür ediyorum.